أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hamdü senalar ardı ve semaları yaratan Yüce Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala'ya aittir. Öncelikle kalemdar olarak organize etmiş olduğumuz iftar programımıza teşrif ettiğiniz için Rabbimden sizler için mükafat diliyoruz. Davetimize icabet ettiğinizden dolayı Rabbim razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü programımız Kur'an tilaveti ile başlayacak. Ahmet Kalkan hocamızın konuşması, neşit okunması, sinevizyon gösterimiz son bulacak inşallah. Rabbimizin buyurduğu üzere oruç bizi takvaya ulaştıran bir ibadettir. Peki takva nedir? Takva öyle birkaç lafızla anlatılabilecek bir mertebe değildir. Çünkü Rabbimiz katında en hayırlı olanlar, en şerefli olanlar, makamı en yüksek olanlar takva sahibi olanlardır. Takva bu anlamda Müslümanın haramlardan kaçması, kötülüklerden uzaklaşması, Allah'ın hudutlarını aşmaması ve Rabbinin rızası doğrultusunda hareket etmesi diyebiliriz. Allah'tan hakkıyla korkmamız, günlük hayatımızda ve hayatımızın her alanında Rabbimizin bizi gördüğünü bilerek hareket etmemiz ve Rabbimiz için yaptığımız her şey aslında bizim takvamızla bağlantılıdır. Nefsimizi tezkiye etmemiz ve bizim yol gösterici, kılavuzumuz olan Kur'an'la terbiye olunmamız, Kur'an'la nefsimizi terbiye edip eğitmemiz yine takvadır. Parayı, malı, mülkü ve dünyevi herhangi bir arzu isteği, hevayı, metaları değil de en çok Allah'ı sevmektir takva. Allah'a bağlanmak, Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkarak hareket etmektir takva. Rabbim bizleri de takva sahibi müminlerden eylesin. Şimdi Kur'an tilaveti için kalemlerde eğitim veren Muaz hocamızı ve onun da mealini okuması için Yusuf Kaya kardeşimizi buraya davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم ربنا تقبل منا بفضل الفاتحة رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönüllerinizi pekiştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler oldunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Nice yüzlerin ağırdığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. O gün yüzleri kararanlara imanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyle ise inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denilir. Yüzleri ağıranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır. Muhakkak ki Allah doğruyu söylemiştir. Kur'an tilaveti için Muaz hocamıza ve meali okuduğu için de Yusuf Kaya kardeşimize teşekkür ediyoruz. Rabbim mükafatlarını versin. Enfal suresinde Rabbimizin buyurduğu üzere müminler öyle kimselerdir ki Allah'ın ayetlerini duyduğunda imanları artar. Rabbim bizleri de onlardan eylesin. Hayatımızın her alanına hükmetmesi gereken Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin buyurduğu üzere ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ Kendisinde şüphe olmayan bu kitap هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ Muttakiler için, Allah'tan sakınanlar için, hayatında Allah'ın her buyruğunu gözetenler için yoldur, rehberdir, kılavuzdur. Öyle bir yol, öyle bir rehber ki bizim bildiğimiz navigasyona, herhangi bir haritaya, bir rotaya benzemez. Cennete, ebedilik yurduna götüren bir Kur'an-ı Kerim indirmiş Rabbimiz bizlere. Şimdi herhangi birisi çıksa, bütün dünyadaki insanlara seslense, dese ki, 2 gün sonra sınav olacak ve bu öyle bir sınav ki, herhangi bir kitap üzerinden bu sınav olacak, 100 trilyon verilecek. Yani akşama kadar boş boş çalışmayın, işte bu sınavı geçerseniz 100 trilyon alacaksınız. İnanın dünya durur. Hayat çocuk demeden, genç demeden, erkek kadın demeden herkes oraya odaklanır. Alır o kitabı,
gece gündüz demeden okumayı bırakın ezberler. Niçin? Çünkü 100 trilyon alacak ya para. Rabbimiz bizlere öyle bir kitap indirmiş ki herhangi bir parayla, metayla ölçülmeyecek. Bu dünyada geçerli olmayan ve sonunda ebedi huzurun olduğu cennet veriyor. Adın cennetlerine. İşte o kitap Kur'an-ı Kerim. Bizim için yol rehber olan ama onun bizi cennete götürebilmesi için biz onu kılavuz edebilmemiz için takva sahiplerinden olmamız gerekir. Herhangi bir insan için Kur'an-ı Kerim okuduğunda yol rehber olmuyor. Neden? Çünkü Allah'tan sakınarak okumuyor. O kitabı anlayıp yaşamak için okumuyor. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmiyorsak en azından öğrenmeye başlamalıyız. İşte Ramazan ayı, işte oruç bizim için bir fırsattır bu anlamda. Zaten Kur'an-ı Kerim dediğimiz hak kitap, Rabbimizin kitabı bu ayda indirilmiştir. Bu fırsatı, bu vesileyle, Rabbimizin izniyle Kur'an'la tekrardan tanışmalı, tekrardan buluşmalı ve Rabbimiz bize neler söylüyor? Bizi muhatap alıp da cennete gidebilmemiz için bize ne ahkamlar indirmiş diye Kur'an'la tekrardan buluşmamız dileğiyle. Şimdi bizlere konuşmasını yapması için çok değerli hocamız Ahmet Kalkan hocamızı buraya davet ediyorum. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Efendim hepiniz Kalemder'in geleneksel hale gelmiş iftarına hoş geldiniz. Aslında sizler de ev sahibi sayılırsınız. Kişi evine zaten hoş gelir. Bütün bunlarla birlikte birbirimizle güç buluyoruz. Böyle toplantıların hepimize moral verdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama sadece yemek için, iftar için bir araya gelmekten öte, Allah'ın dinini ihya için gerektiğinde çok çabuk bir şekilde bir araya gelebilmek ve ondan da öte hep bir arada bulunabilmek bizim görevlerimiz arasında. Maalesef Müslümanlar yerinde bile sayamayacak duruma geldik. İlerlemek İslami çalışmalarda daha bir güçlerini göstermekten öte 5-10 sene önceki çizgilerini bile koruyamayacak. Demokrasinin savurduğu rüzgardan etkilenip oraya buraya serpilecek hale geldik. Ve davetlerini insanlara ulaştırması gereken dava insanları bugün kendilerine dava ulaştırılması icap eden hale geldiler. Yani buradaki kardeşlerimizin hemen hepsinin birer davetçi olduğunu, olması gerektiğini ve insanlara da neyi davet etmesi gerektiğini çok iyi bilen ve o gayreti gösteren kimseler olmamız icap ettiği halde maalesef kimimiz döküldük, kimimiz dökülmek için gerekçeler, bahaneler arama durumuna geldik. Müslümanlar davalarını, esaslarını, gaye ve hedeflerini, yollarını ve metotlarını unutmaya yüz tutmuş durumdalar. Dünyanın onlara kapılarını açması, üzerindeki baskının hafiflemesi, buna benzer sebepler onların davalarını ihmale, geçici dünya metaına razı olur hale gelmelerine maalesef sebep oldu. Artık ortada küfre karşı maalesef daha yumuşak, daha tavizci, daha çekingen, daha sevimli görünmeye çalışan Müslüman tipleri, Müslüman modelleri ile karşı karşıyayız. Şiddet ve eziyete, zulüm ve işkenceye, baskı ve dayatmaya boyun eğmeyen Müslümanlar, ne hazindir ki ılımlı İslam anlayışına, politikaya, uzlaşmaya, yumuşak tavırlara boyun eğdiler ve rıza gösterir hale geldiler. O yüzden nereden nereye doğru gittiğimizi,
iyi değerlendirmek zorundayız. Kur'an'ı az okuyoruz. Okuduğumuz ayetleri hayata geçirmek için eskisi kadar bile gayret sarf etmiyoruz. Yani çabuk yorulduk, çabuk tükenmeye başladık. Hepimiz bu Ramazan'da tekrar Kur'an aynasında kendimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Allah Resulü ve onun yetiştirdiği insanların faaliyeti, gayreti ile bizim bugünkü gayretlerimizi bir değerlendirelim. Sadık bir dava adamının hakkı anlatma ve onu bir başkasına ulaştırma amacı, hayat gayesi, her an bir sohbet ortamı oluşturmak ve bulunduğu ortamda Allah'ı merkeze alan tevhid, muhabbet ve itaate yönelik söz açmak, dava adamının aslında temel mesajı olmalı. Hesap günü geldiğinde gerek iş arkadaşları, gerek komşu ve akrabaları, gerekse ailesi olsun, çevresindeki bütün insanlar, sen bu hak yolu biliyordun da bize niye anlatmadın? Cennetin yolunu, tevhidi biliyordun da bize niye tebliğ etmedin diye yakalarından yapışabilecekler. Mümkün o yakalarından yapışılan insanlardan birileri biz de olabiliriz. Çevresine, bütün akrabalarına İslami mesajı, tevhidi anlatmayan içimizde o kadar çok insan olduğunu zannediyorum ki, nereden biliyorsun demişler. İki kör yemek yiyormuş. Yemekte yaprak sarması var. Körün bir tanesi diğerine demiş ki, ikişer ikişer yeme. Öteki, sen kör değil misin? Ne biliyorsun benim ikişer ikişer yediğimi? Demiş, ben de öyle yapıyorum da. Evet. Dolayısıyla sizin bizden, bizim sizden hep beraber pek bir farkımız yok. Birbirimizin aynasıyız. Bu gevşekliği hepimiz kendi üzerimizde önce gördüğümüz için birbirimizi uyarma ihtiyacı duyuyoruz. Doktor olması gerekenler şimdi hasta rolünü üstleniyorlar. İnsanlara davayı, tevhidi anlatması gerekenlere başkalarının anlatma ihtiyacı söz konusu oluyor. O yüzden bu Ramazanlarda, bu iftar programlarında nereye doğru gittiğimizi hepimiz yeniden gündemleştirelim. Başkalarını çok eleştiriyoruz. Önce kendimizi eleştirmekten başlayalım. Evet, biz dava adamıyız, davetçiyiz, tevhidi bilen insanlarız. Ama yaşayışımıza bakıldığında bu pek fazla gözükmüyor. Kur'an, vahyin toplumun gündemine bütün ağırlığıyla girmesini ve o toplumda ses getiren ve kesin hatlarla ayrılmış iki taraf, iki cephe oluşturan bir ayrıştırıcı çizgi olmasını gerekli kılıyor. Vahyin toplumun gündemine girmesi, oturması için nasıl bir süreç, nasıl bir yöntem işleyecektir? Kimler nasıl bu işi yapacaktır? Hakla batıl nasıl ayırt edilecek? Kur'an'ın Furkan olma özelliği nasıl bu hayata yansıyacaktır? Bu işi kimler yapacak? Evvel emirde daveti topluma taşıyacak. Elbette bir kadronun varlığı zaruridir. Ve o kadro evvela yetişmiş elemanlardan, burada misafir olarak bulunan hepimiz tarafından önce icra edilmesi lazım. Bu kadro hakkın şahitliğini yapacak, her türlü zorluğa karşı direnecek, sabredecek, yine vahyin ölçüleri ışığında kararlı adımlarla yoluna devam edecek. Zorluklardan yılmayacak, önüne konulan dünyevi nimetleri kendisini çeldirebileceği anlayışıyla çok hassasiyetle karşılayacak. Yani hak yolunun yolcusu olan insanlar her tavrıyla Müslümanca bir çizgi çizecek. Sevgili arkadaşlar, gidişatımız çok iyi değil. Giderek tevhidi camia dökülüyor.
birbirleriyle dayanışması, yardımlaşması, vahdet içerisinde bir güç oluşması, oluşturması gereken Müslümanlar maalesef birbirlerimizle uğraşıyoruz. Birbirlerimizin inancını ciddi manada sorgularken kimimiz tekfirciliğe kayıyor, kimimiz de işi rolantiye alıp mürciye anlayışına yaslanıyor. Yani ifrat ve tefritten birilerini seçiyoruz. Halbuki Kur'an vasat ümmet olmanın yolunu öğretiyordu ve itidali, adaletli olmayı, dengeli olmayı Peygamber'in sünnetinde tümüyle gördüğümüz gibi Kur'an'ın bize yüklediği görevde de görüyoruz. Evet, her şeyden önce deklare ediyoruz ki biz Allah'ın yolunun inşallah ölünceye kadar yolcusu olacağız. Bu konuda tökezlediğimizde, düştüğümüzde bir başka kardeşimizin elimizden tutmaması onun için de vebaldir. Onu hatırlatmak zorundayız. Dosta düşmana ilan etmek durumundayız ki biz bütün dünya Kur'an'dan yüz çevirse, tevhidden vazgeçse inşallah biz bu yolda hayatımızı sürdüreceğiz ve ya cephede, ya kürsüde, ya secdede ölümü tatmak için Rabbimizden yardım bekleyeceğiz. Ama yatakta ölmemek için gayret sarf edeceğiz. Çünkü şairin dediği gibi gülmeye değil ağlamaya bile vaktimizin olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Kafirler bizlerden çok daha fazla gayret sarf ediyor. Bakın ta Amerika'dan geliyorlar, Suriye'de, Irak'ta yapacağı zulümleri yapıyorlar. Rahatlarını bırakıyor, kimileri oralarda ölebiliyorlar. PKK dağlarda ne kadar insanın hayatını kendi davası için feda etmesine sebep olabiliyor. Batıl davalar bu kadar fedayı bekliyor, istiyor ve buluyor da Allah'ın davası için biz neler yapıyoruz, neler yapmak zorundayız. Evet, yani gidişatımız çok iyi değil. Kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Davamız sadece laflardan ibaret kalmış. İnsanlarsa örnek yaşayış bekliyorlar. Söze karınları doydu herkesin. Zaten sözün bittiği yerde yaşıyoruz. Evet. Sevgili kardeşler, bizim Müslümanlar olarak öncelikle Kur'an'ı tekrar bireysel, ailevi, sosyal, siyasal, ekonomik, hukuki alanda bütün hayatın ilgilendiği alanlarda Kur'an'ın hükümlerini önce gündemleştirmemiz, sonra hayata tatbik edilecek şekilde sunmamız icap ediyor. Dünya İslam'a gebe aslında. Ama biz onu insanlara sunamıyoruz. Özellikle yaşayarak, güzel ahlak numunesi olarak, canlı Kur'an gibi, efendim Kur'an'ı hayatına geçirmiş, canlı tercüman gibi onu yaşayamadığımız müddetçe, Kur'an'ı terk edenlerin durumuna düşebiliriz. Kur'an'ı nasıl hayata geçireceğimizi de biliyoruz. Allah Resulü Kur'an'ı nasıl anladı, nasıl hayata geçirdiyse, Kur'an'ı nasıl pratize ettiyse, sünnet dediğimiz aslında Kur'an'ın hayata geçirilmesi olan ve etle tırnak gibi olan iki esası birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. İşin sadece lafını yapmak değil, Peygamberi Kur'ansız, Kur'an'ı peygambersiz anlamaya çalışmak yanlış anlamaktır. Maalesef bugün
kitabı da devreden çıkartan bir sürü projeler var. Peygamberi devreden çıkartan nice yanlış yaklaşımlar var. Öyleyse biz teferruatı bir kenara bırakarak bu iki esası gündemleştiren, bunlara inanan Müslümanlar olarak birbirimizle kucaklaşmak, birbirimizle aynı davanın insanları olarak aynı hedefe kilitlendiğimizi dosta düşmana göstermek zorundayız. Cihadın sadece savaştan ibaret olmadığını, cihadın aslında insanları cehenneme göndermek değil, cehenneme giden insanları cennete yönlendirmek demek olduğunu, bunun savaşın dışında ekonomi yönüyle de, ilim yönüyle de, fikri içtihadi yönüyle de alakası olduğunu ve bütün kapsamlarıyla cihadı içselleştirmemiz icap ettiğini, cihadın zıttının korkaklık demeye geldiğini yeniden gündemleştirelim. İnsanlardan korkmayın, benden korkun diyen Cenab-ı Hakk'ın uyarısını dikkate almak zorundayız. İnsanların cenneti cehennemi yok. Ve dünya bir araya gelse biliyoruz ki bir kimsenin en küçük tüyüne bile zarar veremez. Yine dünya bir araya gelse herhangi birimize en küçük bir faydaları bile dokunamaz. Öyleyse korkulacak sadece Allah vardır. Korkmadığımızı günlük hayatımızda ispat etmek zorundayız. Zalimler, tağutlar kadar, ahlaksızlar kadar biz cesaretimizi ortaya koyamazsak bulunduğumuz yerlere sahip de çıkamayız. Filistin ağlıyor, Suriye ağladığı gibi. Ve biz ne yapacağımızı bilmeyen, güçlerini birleştiremeyen, maalesef darmadağınık insanlar konumundayız. Ümmet olmadığı müddetçe daha nice problemlerle karşılaşacaktır. Biz İbrahim Aleyhisselam tek başına ümmetti hatırlarsak. Çünkü tevhidi tek başına bütün topluma ilan etmişti. Biz 1,5 milyar olduğu iddia edilen Müslümanlar tevhidi daha çevremize, akrabalarımıza duyuramadık. İlan edemedik. Bulunduğumuz yerlerde hesaba katılmayacak, İrab'dan mahalli olmayacak bölük pörçük insanlar durumuna düştük. Bu ölü toprağını üzerimizden atmamız gerekiyor. Bir silkinmemiz icap ediyor. Rabbimiz bizden ne istiyordu ve biz ne durumdayız? Sahabelerle yarışması gerekenler bugün apartman konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Dünyadaki işgalleri bertaraf etmesi gerekenler evlerindeki, ülkelerindeki, mescitlerindeki, sokaklarındaki işgalleri farkında bile değiller ki kaldırsınlar. Zihinlerimiz, gönüllerimiz işgal edilmiş. Evlerimiz, mahkemelerimiz, okullarımız, mescitlerimiz, meclislerimiz hep işgal altında. Bunu ciddi manada değerlendirmemiz gerekiyor. Bulunduğu yerlerdeki küçük işgalleri kaldıramayanlar, Mescid-i Aksa'yı, mübarek yerleri, oralardaki işgalleri herhalde hiç kaldıramazlar. Öyleyse çoluk çocuğumuza sahip çıkmak gerekiyor. Evlerimize sahip çıkmamız icap ediyor. Birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Birbirimizi uyarmamız icap ediyor. Tabii mantıki ölçüler içerisinde uyarmaktan öte Kur'an'la uyarmamız, temel hakikatle, yanlışı yalanı olmayan esasla insanları uyarmamız icap ediyor. Kur'an'dan uzaklaştık. Ramazan'da sadece mukabele okuyor insanımız. Hatta kimimiz onu da
önemsemiyor, yerine güzel alternatifler de oluşturamıyor. Bu Ramazan'ı gelin Kur'an ayı olduğunu tekrar kendimize önce ilan edelim. Mealiyle, tefsiriyle Kur'an'ı gündemleştirelim, hayatımıza geçirelim. Ve bu Ramazan'da televizyonların düğmesini kapatmasını bilelim. Ağzımıza oruç tutturduğumuz gibi gözlerimize de oruç tutturmaya çalışalım. Gelin şu internetlere pek girmeyelim. Cep telefonlarıyla samimiyetimizi Ramazan ayı boyunca olsun. Biraz ihmal şey yapalım. Samimiyetten öte onları oruç tutulacak birer imtihan olarak görelim. Biz Allah'ın yüceliğini haykıramazken, dün akşam dışarıdaydım, top severler yeri göğü inletiyorlar. Galatasaray şampiyon olmuş. Birkaç gün sonra Dünya Kupası denilen maçlar başlayacak yine Ramazan'da. Biz ahiret kupasını unuttuk. Ve top peşinde gençlerimiz heba oluyorlar. Veya ona benzeyen içi boş değerler uğrunda. Ve biz bu elimizden çıkan nesle karşı ciddi projeler üretemiyoruz. Ciddi faaliyetler yapamıyoruz. En kapasiteli dernekler 30-40 kişiyle seminer veriyor, konferans yapıyorlar. Evet. Yani bir 10 sene önceki çizgimizde bile değiliz. Bunların tekrar muhasebesini yapalım ve hep beraber nereye doğru gidiyoruz, ne yapmamız lazım. Bütün bunları değerlendirirken bizim kaynağımız, ölçümüz ilahi ölçü olsun. Çokluk da azlık da birer imtihandır. Bunlardan öte sırat-ı müstakim üzere olup olmadığımızı tekrar test edelim. Bolca Kur'an okuyarak. Resulullah'ın hayatıyla kendimizi değerlendirerek. Sünnet nedir? Ben kısaca onu da ifade edeyim. Öyle ilmi tanımlar yapmayacağım. Peygamber bugün burada yaşasaydı, neyi yapar, neyi yapmazdı ise o sünnettir. Hangi televizyon programını seyrederdi? Cep telefonuyla kaç defa resim çekerdi? Hangi programlara girerdi diye bir soralım. Allah Resulü bunları yapar mıydı, yapmaz mıydı? Öyleyse sofraya tuzla başlayıp başlamamak sünnet midir, değil midir'den öte, cep telefonlarımız sünnet midir, değil midir? Evdeki televizyonlarımız sünnet midir, değil midir? İş hayatımızdaki uygulamalarımız ne kadarı sünnettir, ne kadarı kafirlerin kurallarıdır? Bir hapishaneden ne kadar korkuyoruz? Cehennemden ne kadar ürküyoruz? Allah'ın azabı bizi ne kadar etkiliyor? Devletin koyduğu kurallar ne kadar etkiliyor? Bir kırmızı ışıkta durmayız. Durmazsak başkaları da uyarır. Tehlike var çünkü. Peki Allah'ın koyduğu kırmızı ışıklar diğer kırmızı ışıklar kadar da mı önemli değil? Onlar kadar da mı tehlike arz etmiyor? Bir kimsenin yakasında akrep olsa, boynuna doğru gitse uyarmadan yapmayız. Uyarmazsak suçlu sayarız kendimizi. Ama bir haram da bir akrepten çok daha fazla insanı zehirleyeceğine göre emri bil marufu ne kadar birbirimize karşı yapıyoruz. Evet. Sevgili kardeşler, ben sözü uzatmayacağım. Ama bu Ramazan vesilesiyle tekrar edelim, Kur'an aynasında kendimize çeki düzen verelim. Boyumuzun ölçüsünü Kur'an alıyor aslında. Ne kadarız, ne kadar olmamız gerekiyor? Bırakın Kur'an aynasında ölçülmeyi,
tağutların, zalimlerin, terör örgütlerinin kendi aynalarında bile ölçtüğümüzde boyumuzu ne kadar ettiğini değerlendirebiliriz. Evet. Onlar nice insanlarını batıl dava uğrunda canlarını bile verdirirken biz çok az şeylerimizi verdiğimizi düşünüyoruz. Evet. Tekrar evlerimize, cemaatlerimize, birbirimize sahip çıkmak, birbirimizi kontrol etmek, birbirimize emri bil maruf yapmak, birbirimizi hakka, tevhide davet etmek zorundayız. İnsanlara önce Allah'ı tanıtalım, Allah'ı sevdirelim. Yeniden şirkten uzaklaştıracak tevhidi ögeleri hatırlatalım. Ayrıntılarda boğulmayalım. Ve ana esaslarda beraber bir bütün olarak ümmet olmanın yoluna gidelim. Mümkün ki yarın çok geç olacaktır. Mümkün ki yarın çok geç olacaktır. İsrail'in bu kadar saldırısı zannediyorum bir üçüncü dünya savaşına veya kıyamet savaşına sahne olabilecek ya da bu kadar tuğyan, bu kadar isyanın olduğu bir dünya devam etmez. Mümkün ki yarın kıyametimiz kopacaktır. Zaten ahlaki manada kıyametimiz çoktan kopmuş durumda. Ama mümkün ki diğer kıyamet de kopacak. Zaten ben ölünce, sen ölünce başkalarının kıyameti kopmuş veya kopmamış. Çok önemli değil. Ve ben az sonra ölebilirsem, sen az sonra hayatını değiştirebilirsen, öyleyse yaptıklarımızın ne kadarı önemli, ne kadarı önemsiz. Mehmet abinin ifadesiyle öldükten sonra iki şeyden birini söyleyeceğiz. Ya iyi ki yapmışım diyeceğiz ya da keşke yapsaydım diyeceğiz. Keşke yapsaydım demektense iyi ki yapmışım diyeceğimiz şeyleri yapalım. İsterse kınasınlar, isterse ayıplasınlar, isterse suç saysınlar. Allah'ın razı olacağı davranışları sergileyelim. Demokratik hayat hepimizi alabildiğine kuşattı ve hepimizi bir tarafa doğru sürüklüyor. Kur'an'ın istediği çizgide gidenler giderek eleniyor, giderek dökülüyor. İnşallah bizler Rabbimizin razı olacağı salih amellerle hayatımızı geçiririz ve Müslümanca yaşarız. Allah'ın istediği gibi ancak Müslüman olarak vefat ederiz. Müslüman olarak vefat etmek için Müslümanca yaşamamız gerekiyor. Her anımızda, her yerde, her bulunduğumuz şartta. Rabbimize verdiğimiz sözde sadık kalalım. İman ettim de sonra dosdoğru ol. Sözüne uyalım inşallah. Rabbimiz hepimizi verdiğimiz sözde sadakat gösteren, Müslümanca yaşayan, Müslümanca ölmeye çalışan, Müslüman insanlar yetiştirmeye gayret eden kimselerden eylesin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için de Allah hepinizden razı olsun efendim. Unuttuğumuz hususları bize hatırlattığı için, bizi bilinçlendirdiği için ve güzel nasihatlerinden dolayı Ahmet Kalkan hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbim ondan razı olsun. Biz biliyoruz ki arayış adanışa gebedir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam aradığını bulduktan sonra ashabıyla birlikte son nefesine kadar adandı ve bu yolda mücadele etti. Bizler de aradığımızı bu nasihatlerde, Kur'an'da bulup adanmamızı Rabbim nasip etsin. Şimdi bizlere neşid okuması için Abdullah Bitim kardeşimizi buraya davet ediyorum. Anne bak bu gökten düşen oyuncak mı ne?
olsak mı ne? Bizi yakan ve ağlatan nasıl oyun bu? Nasıl oyun bu? Anne neden yüzün soluk? Üşüyor musun? Uyuma anne, uyuma anne, uyuma anne. Anne neden yüzün soluk? Üşüyor musun? Uyuma anne, uyuma anne, uyuma anne. Anne neden bu oyunda her yer yanıyor, herkes ağlıyor? Haydi anne gel çıkalım biz bu oyundan, bizi yakmadan. Anne neden bakmıyorsun, duymuyor musun? Uyuma anne, uyuma anne, uyuma anne. Anne neden bakmıyorsun, duymuyor musun? Uyuma annem, uyuma annem, uyuma annem, uyuma annem. Allah razı olsun. Neşit okumasından dolayı Abdullah kardeşimize teşekkür ediyoruz. Şimdi kalemleri daha yakından tanımak için hazırlamış olduğumuz sinevizyon gösterisini beraber izleyelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallahi ve amila saliha ve kâle inneni minel muslimin. Kısa adı Kalemder olan Kalem Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz, daha önce Tevhid Vakfı'nda birlikte çalışmalar yapan gençler tarafından 2007 yılının Şubat ayında Ümraniye'de kuruldu. Derneğin temel hedefi Allah'ın rızası için İslam'ı, özellikle tevhidi anlayışı insanlara ulaştırmak ve bu konuda her türlü yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak olarak belirlendi. Bu hedefe doğru taviz vermeden ilerlemeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Türkiye'de Müslümanlar tarafından kurulup daha sonra kuruluş amacına hizmet edemeyen, savrulup merkez sağa kayan emsallerinin düştüğü duruma düşmemeyi derneğimiz temel bir İslami sorumluluk olarak görmektedir. Derneğimiz nice sorunlarla karşılaştı ise de bugün yine aynı sorumluluk bilinci içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir. Derneğimizi yaklaşık 10 dakikalık bir slayt gösterisiyle size daha yakından tanıtmak istiyoruz. We'll be right back.
sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizler Müslümanlar olarak Kalemdar ve onun gibi tevhidi çalışmalar yapan yerlere destek çıkmalı, onları sahipsiz bırakmamalıyız. Şimdi bizlere neşit okuması için tekrardan Abdullah Bitim kardeşimizi buraya davet ediyorum. Yaz ellerine bebeğim, gözü bebeğine, gözü bebeğine. Küfrün kara günlerini yaz belleğine, yaz belleğine. Yaz ellerine bebeğim, gözü bebeğine, gözü bebeğine. Küfrün kara günlerini yaz belleğine, yaz belleğine. Kul dağında gül bebeğim, kar çiçeğine, kar çiçeğine. Kul dağında gül bebeğim, kar çiçeğine, kar çiçeğine. Sarısın seni yüce eller, nuru gömleğine, nuru gömleğine. Sarısın seni yüce eller, nuru gömleğine, nuru gömleğine. Adınla büyü bebeğim, adın şehadet, adın şehadet. Yolunda yürü bebeğim, yolun şehadet, yolun şehadet. Adınla büyü bebeğim, adın şehadet, adın şehadet. Yolunda yürü bebeğim, yolun şehadet, yolun şehadet. Şeyh Said'e bak bebeğim, eylemlerine, eylemlerine. Aldanma asrın tağuti söylemlerine, söylemlerine. Şeyh Said'e bak bebeğim, eylemlerine, eylemlerine. Aldanma asrın tağuti söylemlerine, söylemlerine. Yetiş bebeğim son Resulün erdemlerine, erdemlerine. Yetiş bebeğim son Resulün erdemlerine, erdemlerine. Büyü bebeğim Saidlerin özlemlerine, özlemlerine. Büyü bebeğim Saidlerin özlemlerine, özlemlerine. Adınla büyü bebeğim, adın şehadet, adın şehadet. Yolunda yürü bebeğim, yolun şehadet, yolun şehadet.
Adınla büyü bebeğim, adın şehadet, adın şehadet. Yolunda yürü bebeğim, yolun şehadet, yolun şehadet, yolun şehadet. Allah razı olsun. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Rabbim hepinizden razı olsun.